Herkese selamlar arkadaşlar. Ahmet Ali. Burada. Burada. Muhammed Ali var kendisi. Vay be. Bir tane çikolatalı kapya aldık. Bir tane de vanilyalı, üzerinde limon kreması var. Bu da o meşhur Magnolia tatlısı. Nusret'e geldik mi hocam? Nusret'e geldik. Güneşli bir Hollywood sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Enerjimiz bomba gibi, keyfimiz yerinde. Sabah uyandım böyle, baktık internete abi. 25-30 derece bir hava sıcaklığı var. Ve dedik ki Oğuzhan'ım, kardeşim, durmayalım benim evde. Çıkalım sokaklara, inelim. Sokaklar dedim bizi bekliyor. Bugün sizlerle birlikte Los Angeles'ı, Hollywood'ı ve Beverly Hills'i gezeceğiz. Biraz zengin semtlerini gezeceğiz. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için ufak bir yorum olur, emoji olur, nokta olur. Ne yaparsanız artık. Ne verirseniz elinizde o gider sizinle. O zaman ne diyoruz? Hayat Yıldız'da prodüksiyon farkıyla Hollywood Yıldızlar Bulvarı başlıyor. Efendim burası Hollywood Yıldızlar Geçidi. Hep yerde böyle dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının isimlerini kazımışlar. Şimdi birazdan arabamızı park edip buraya geleceğiz. Ama gelmeden önce Oğuzhan'ım, nereye gidiyoruz baba? Şu an Hollywood sign'ına çıkıyoruz. O Hollywood yazısının olduğu tabelanın oraya. Orası çok bir olayı olmasa da popüler bir yer. Çocukluk hayalim benim kanka, orayı görmek. Evet. Herkesin hayali. Biz de hayalleri gerçekleştirmek için buradayız. Adamsın. İnşallah senin de bir hayalin daha gerçekleştireceğiz. Yine bir doz motivasyon olduk. Arkadaşlar, Oğuzhan'ı takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Hem Instagram sayfasında hem YouTube sayfasında. Çok değerli ve çok kaliteli işler yapıyor. Özellikle burada bir önceki bölümleri izlemişsinizdir. Gerçi röportaj yaptık kendisiyle de. Oturum işlemleri, vize işlemleri, muhasebesel işlemler. Bunlarla ilgili harika destekler veriyor. Mutlaka takip edin. Ve geldik abi. Sonunda geldik. Evet, dünya ünlü filmlerin fragmanındaki o meşhur Hollywood yazısı. Oğuzhan, her gün buraya geliyormuşsun günü batırmaya. Eskiden burada yaşıyordum aşağıda, Hollywood'da. Burası bana 5 dakikaydı. Alıyordum sandalyemi falan, geliyordum burada, takılıyordum. Gün batımı, gün doğumu. Çok iyiymiş abi burası. Aynen, piknik yapıyordum. Hollywood sign'ın önünde. Bakar mısınız? Ortam böyle arkadaşlar. Biz de gelmişken bir fotoğraf çektirelim. Karşıya doğru geçelim tekrar. Vay 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 vay. Baba semte giriş yaptık. Baba semte online'ız. Adam görüyorsun. Yıldızlar parlıyor biz geldik diye. Evet, memleket çok iyi. Şöyle yerde yıldızlar var, gösterelim arkadaşlar. Burası Yıldızlar Yolu. Dünya ünlü yıldızların adını verdikleri bulvar. Burada tek bir farklılık var. Muhammed Ali'nin ismini göremiyorum. Evet. Onu gösterelim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. Işığın yanmasını bekliyoruz ve ışık yandı. Run, koşun. Hava çok güzel. Bugün 27-28 derece hissedilen bir hava sıcaklığı var. Şansımıza iyi denk geldi ha. Evet, bugün ben zaten hava durumuna bakmıştım, ayarlamıştım. Değil mi? Burası cidden çok pamuk, şeker gibi bir hava var şu an. Aa bak, burada ne yapıyor dayım? Sorry. Tadını ezdik ya. Burada ücretiyle beraber ismini yazıyor senin bir yıldızın üstüne. İyiymiş. Onu koyuyor, böyle önünde miyiz? Poz veriyorsun. Yani sorarsak pahalı söyleyebilir. Bir soralım abi. Sorry. Ne diyor bu? Çekme diyor. Dilsiz mi? Çekme diyor. Dili yok, konuşmuyor. Yani kamera görünce korkuyorlar. Demek ki kaçak iş yapıyor bunlar. Çözemedim. Evet. Tabii doğru, bu yerde çünkü isim yazmıyor. Evet. Kaçak çalışıyor. Polis de burada ama hiç kimse müdahale etmiyor abi. Tabii burada departmanlar ayrı olduğu için herkes ayrı işe bakıyor. Evet. Kimmiş mesela burada? Louis Wilson diyor. Kim abi, tanıyor musun? Casey Kasem. Abi ben çoğunu tanımıyorum bunların. Aa, Bruce Lee var bakın burada. Aynen, bir Bruce Lee biliyorum. Aynen. İşte burada Trump vardı, geçen millet üstünde tepiniyordu. Hadi ya. Aynen. Böyle donat monat atan vardı üstüne. Dedim yazık lan, yapmayın. Yok. Burada ne oluyor abi? Abi burası Chinese Theater, göster abi. Çin tiyatrosu var. Evet, Çin tiyatrosu burası. Bütün Hollywood filmlerinin çoğunun galasının yapıldığı en ünlü tiyatro. Burada gördüğün gibi ünlülerin ayak izleri, el izleri var, tarihler yazıyor. Olaya bak. O televizyonda izlediğimiz kırmızı halılı galalar burada oluyor. Vay be. Evet, burası çok eski bir tarihi olan bir sinema. Çok iyiymiş abi. Bakın mesela burada arkadaşlar, dünya ünlü aktörlerin, sanatçıların, oyuncuların hep isimleri var. Burası da Chinese Theater. O meşhur galalar yapıldığı yermiş. Herkes gelip burada çılgınlar gibi fotoğraf çektiriyor. Bakın mesela kızlar poz vermişler burada. Reis, ortam çok iyi. Evet. Harbiden güzelmiş. Ben de fotoğrafı çek bari burada. Buranın içerisi tiyatro. Bildiğiniz sinema izleniyor ve müzikal şovlar yapılıyor. İçi çok güzel, çok geniş. Belki editör fotoğraflarını koyar. Benim çektiğim fotoğraflar, evet, da var.
İnanılmaz güzel bir tiyatro burası. Cadde de böyle. Yaklaşık 4 şeritli. Bakar mısınız ya? Akşam burası rengarenk oluyor arkadaşlar. Olur da yolumuz düşerse bir akşam gelip göstereceğim size. Ablam gördüğünüz gibi çılgınlar gibi dans ediyor. Hay ablam işin iş ya bu dünyada. Bu neymiş baba? Hard Rock Cafe. Vay, wow, meşhur evet. Hollywood şubesi burası mı? Evet, Hard Rock Cafe'nin meşhur şubesi. Burası en güzel şubelerinden biri. Hadi ya. Evet. Çok yüksek ama Hard Rock Cafe'nin fiyatları ya dünya genelinde. Ya burada yaşayan birine göre bence normal. Normal mi? Evet. Ya da Avrupa'dan gelenlere göre normal. Ama yani Türkiye'den tabii ki çok pahalı. TL'ye vurduk mu tabii canım? Kıyamet. Aynen öyle, ocak söndürür. Yollar tertemiz arkadaşlar. Baba bak, bu dayımlar çok tehlikeli. Ne yapıyor bunlar reis? Baba bunlar CD'yi bedava diye uzatıyor. Ha. İçi boş bir CD. Evet. Sonra almak istediğin zaman para koparıyor senden. Para istiyor zorla tabii. Oo, olaya bak. Gel baba, Muhammed Ali'ye gidiyoruz. Bak oraya giden yolu ayırmışlar özel. Tabii ki. Muhammed Ali'ye giden yol. Burada 5 tane yıldız var. Bunlar kim? Niye farklı? Bunlar galiba yeni yapıldı. Yok, yeni değil ya. Bunlar grup olduğu için sanırım. Aa, aynen. Victoria's Secret melekleri diyor. Evet. Los Angeles Dodgers, George Eastman, Johnny Grant. Vay be. Muhammed Ali. Burada da. Burada. Muhammed Ali var kendisi. Vay be. Evet, Muhammed Ali'nin olayını biliyorsunuz. Anlatır mısınız hocam? Kısaca. Tabii. Şöyle, bu Hollywood yıldızları yere yapıldığı için gördüğünüz gibi hepsi evet. Yerde insanlar üstüne basıp geçiyor. Dediğim gibi mesela Trump'ın yıldızına donat atan falan var. Böyle saygısızlıklar çok oluyor. Muhammed Ali de diyor ki benim yıldızımın yere yapılmasını istemiyorum. Onlar da güzel bir çözüm buluyor. Senin yıldızın diyor duvara yapalım. Hem de çünkü Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'in evet ismi olduğu için böyle güzel bir şey çıkıyor ortaya. Onu da buradan rahmet diliyoruz. İnşallah evet, mekan cennet olsun. Çok güzel vallahi. Bakar mısınız? Duygu dolanlar yapıyoruz şu an Hollywood bulvarında. Şimdi burada bu Ferrari'ler var, kiralama olayı. $90 yazıyor. Bunun bir günlüğü mü hocam? Şimdi $90 yazıyor ama altında da gördüğünüz gibi 10 kilometre yazıyor. Evet. $90 10 kilometre ama onlar sürerse, siz sürerseniz $109. Onun haricinde dedim ki yani bu çok kısa mesafe. Dedi ki bir de 12 mile'lık yani 20 kilometrelik paketimiz var. O da dedi $200. Yani şöyle bir... Olaya bak ya. Aynen 10 kilometre gidip 10 kilometre dönüyorsunuz. Tabii köşeye dönüp geliyorsunuz. Onlar da köşeye dönüyor abicim. Çok güzelmiş ha. Vallahi. Ben de benim Porsche ile burada tezgah açacağım. Yarı fiyatına baba. Kanka Turkish senin arabayı var ya, burada günde $2000 kazanırız ha. Kıracağım piyasayı, böyle bir şey yok. Bir ayda $60,000 yapar. Büyük para. Sistem 10 numara arkadaşlar. Burada çok güzel bir Ferrari var. Yeni model. Yes bro. $90 abi. 10 numara. Burada bir kalabalık var. Sıra var. Ne bu kanka? Kanka bu sıranın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Highland Mainland yazıyor. O kenara yapıyor. Metro istasyonu mu abi? Ha, burası Subway, aynen metro istasyonu. Bu da lambalara giden bir gürü. Niye böyle yavaş yürüyorlar? Yavaş yürüyor herkes. Evet. Bakar mısınız? Çok ilginç. Şuradan geçelim ya. Allah'a bak. Kalite kalite ayakkabılar. Marka var burada. Evet abi, evet geldik. Hollywood'dayız. Yıldızlar Geçidi'ndeyiz. An itibariyle Hayat Yolları prodüksiyon olarak Semt'te online'ız. Buraya geldik. Burada da bir süvenirci var, hediyelik eşyacı. Zaten caddenin dört bir yanı böyle hediyelik eşya dükkanları üzerine kurulmuş. Gelene gidene böyle hediyelik eşyalar çakıyorlar abi. Oscar yıldızları falan var. Gerçek yıldızlardan alabiliyorsunuz. Karşılıklı aynı zamanda, yani tek bir tarafta değil. Yaklaşık bir 1000 kişi falan var mıdır burada yerde? Vallahi rakamı bilemiyorum ama bu çünkü caddenin sonuna doğru gidiyor. Yani yaklaşık aslında bir 10 kilometrelik mesafe. Bak bazıları boş, dikkatimi çekti. Evet. Sonradan çıkarmış olabilirler mi acaba? Sonradan doldurmak için aslında. Aa. Evet. Vardı. Yeni gelen isimleri buralara koyabiliyorlar. Çok törenle, iyi. Açılışla böyle. Hadi ya. Evet. Çok iyiymiş gerçekten. Burası ne abi? Dilim pizzacı. Aynen, burası New York Pizza diyor ama alakası yok. New York Pizza falan değil ve çok pahalı. Hadi ya. Evet, bir dilimi 10-15 var falan. Of, iyi para. Şurada ATM'ler var. Bunlar şey değil mi? Bir bankaya bağlı değil. Kendine bunlar bankaya bağlı değil. Bir business türü. Bunları alıp koyuyorsunuz. Her transaction'dan işte komisyon 2 dolar 3 dolar komisyon alıyorsunuz. Ama birçoğu da kartları kopyalıyor bunların. Kartları çalıyor. Aa. Evet. O sıkıntıymış kral. Bak burada da birinin şovu var. Vay. Kimmiş bu? Jimmy Kim. Tanıyor musun? Evet. Komedyen mi? Talk showcu aynen. Burası ne abi?
gazino gibi duruyor. Abi burası restoran. Şurası tiyatro. Aa çok iyiymiş restoran. Harbi. Aynen. Mükemmelmiş. Çiradelya. Koltaş aynı zamanda. Evet. Chocolate Shop. Şuraya bakın. Marvel Studio falan yazıyor. Ne bu abi? Oyun salonu. Kanka burada da şeyler var böyle. Müzeler var. Burası da tiyatro. Mesela işte az önce karşıda önünden geçtik. Orada da Hollywood Müzesi var. Balmumu. Balmumu heykelleri var. Madame Tussauds. Okay. Aynen. Yanında da Madame Tussauds var. Tiyatro o da. Çok iyi. Böyle etkinlikler var. Tam turistik eventler bunlar. Şurayı göstereyim size. Az önce geçtiğimiz cadde arkadaşlar. Dolphy Tiyatro. Art Rock Cafe. Hep büyük büyük böyle gösterişli renkli tameralar. Burada da bakın Jimmy Kimmin şeyi var değil mi bileti? Aynen. Burada da kayıt alıyorlar muhtemelen. Aynen. Personel girişi galiba orası. Burası muhtemelen öyledir. Çünkü aynen. Asıl giriş orada sıraya Bağlamak girmişler çoktan orada. Aynen. Zara var. Evet. Türk markası arkadaşlar. Türk bu arada burada da içeride bir Türk arkadaş çalışıyor. Biz bir gün geldik. O zaman böyle konuşurken Türkçe fark etti. Bütün içerideki her şey Türkiye'de üretilmiş zaten biliyorsunuz. Doğru. Her şey Türkiye'den geliyor abi. O zaman yanlış söylememişiz abi. Burası ne? Oscar ödülü falan satıyor. Evet burada da yine hediyelik eşya dükkanı çok fazla var. Tamamen turist tuzağı. Çok iyi ama ya böyle tam bir görsel şov havası var caddede yürürken. Evet. Acayip keyif veriyor insana. Özellikle akşam çok güzel oluyor. Böyle o ışıklar karanlıkta böyle parlıyor. Değil mi? Cadde bayağı yani patlıyor o zaman. Yani ben fotoğraf çekmeyi sevmeyen bir insanım. Geldiğinde böyle kaç tane fotoğrafı çekti kardeşim ya. Allah razı olsun. Değil mi? Rica ederim ne demek. Olasın vallahi. Gelen arkadaşlarımızın fotoğrafını çekerim. Bir de burada bir şey dikkatimi çekti. Hepsinde bir logo var. Ne anlama geliyor hocam? Abi işte müzisyenlerde mikrofon var. İşte sinemacı, filmcilerde görmüş olduğun gibi kamera işareti var. Evet, şu neymiş ya? Televizyon ünlülerinde farklı işaret var. Bu da plak. Aynen. Recording Academy diyor. Aynen öyle. Bir okul galiba. Bizim altın plak, taş plak falan vardı. Aynen onun gibi bir şey ondan böyle gibi. Sembollerle onları da belirtmişler tatlı bir şekilde. Vay be. Bakar mısınız ya? Burada hep sinemacılar falan var genelde. Bakın burada Los Angeles Times var mesela. Binasını böyle karikatürize etmişler. Çok güzel olmuş. Şurada yine bir televizyon kanalı var. Uydu görüyorsun. Aynen öyle. Vay be. Güzel. Şimdi nereye geçeceğiz abi yavaştan? Buradan ufaktan Beverly Hills'e doğru geçeriz aynen. Benim canım tatlı çekti. Orada elin ayağın titredi gibi gördüm. Aynen öyle bir gözlerim karardı fark ettiysen. Bizi orada bir Magnolia Bakery'e gideriz. Vay. Baba hastası olacaksın. Bağımlısı olacaksın baba. Ya? Ben İnanılmaz. Çok merak ediyorum acaba Magnolia Bakery'i. Kafayı yiyeceksin kanka. Herkes de yazmış yorumlara niye gitmedin oraya diye. Ya ben sana diyeyim yani bir daha başka tatlı yiyemezsin. Ciddi misin ya? Aynen baklavadan sonra benim favorimdir yani. O zaman hemen gidelim tabii, abi. Milli tatlımız baklavadan hemen sonra. Hemen gidelim abi. Haydi duvarlara gidelim. Bakın grafitiler, renkler, rengarenk. Harbiden çok beğendim ya. Hollywood'u çok beğendim, Los Angeles'ı çok beğendim. Miami'den daha güzel burası. Kanka yani bu bir kere su götürmez bir gerçek. Değil mi? Yani aynen öyle. Miami biraz daha ucuz olduğu için popüler. Ama Los Angeles'ın havası, suyu, sahili, kumu, güneşi, kızı hiçbir yerde yok. Değil İzmir mi? Gibi aynı. Kesinlikle. Aynen öyle. Şurası neymiş abi? Hollywood Likör Teker. Evet burası Semple da çok eski bir hostel, otel. Abi üstünde otel mi? İşlevini yitirmiş aynen. Ya eskiden hani aynı buraya böyle hostelmiş, ha? Galaya gelenler işte ne bileyim böyle televizyoncular şunlar burada bunlar. Kalıyorlarmış. Burada kalıyorlarmış ama şu an artık yani çok kötü. Vay be tişörtler var burada altı dolar. Çok güzel abi. Devam ediyoruz efendim. Yöre yöre Los Angeles gezisi devam ediyor. So is that tab on here? Yeah. Oğuzhan ne alıyorsun abi? Abi kahve aldım bize. Niçin aldık kahveyi mesela burada? Kahveyi şu sebepten dolayı aldık. Sure. Kahveyi şu sebepten aldık abi. Şimdi normalde park ücreti burada 20 dolar. Evet. Biz dedik ki park ücreti ödeyeceğimize 10 dolara 2 tane kahve alalım. Park ücreti park yok. Ücreti abi olmasın. Olaya bakar mısınız ya? Thank gerçekten you. Amerika çağ atlamış bu konuda reis. 10 dolar kahve içiyoruz. Otopark parası vermiyoruz abi. Aynen öyle. Burada yani bir tık şey bu olaylar çok gelişmiş işte 2 al 1 öde, 3 al 1 öde. Hani hep böyle promotion çünkü her şeyi kendileri ürettikleri için abi. O yüzden bol bol var. Yardırıyorlar. Orta boy soğuk kahve aldık. Ne kadar tanesi? 5 dolar. Ay. 5 dolar ha? Aynen. Ve bu bir de şey. Birim biraz olarak böyle, çok ucuz değil mi burada bu? Birim olarak çok ucuz tabii ki. Yani biraz da şey böyle afilli bir kahve. Normalde 2,5 dolar falan sadece soğuk kahve. Vay be. Ondan sonra. Doğru biz brownlu mronlu sugarlı değişik tabii bir şey canım, aldık. Tabii canım tabii. Yani insanlar bu parayı işte 15 dakikada kazanıyor o şekilde düşün. Doğru. Tabii sen şimdi Hollywood'lu olduğun için seviyorsun böyle değişik kahveleri falan. Tabii abi. Yani ben kahve tutkunuyum gördün evimde. Sabah evde cimbali var ya sen nasıl bir adamsın? Aynen öyle abi. Kahve bizde bir sevda, aşk yani Türküz. Olsun doğru. O kadar ama gördüm Türk kahvem de var, cezvem de var, her zaman baba. Sabah uyanıyorum 8.30'da, kahveni nasıl alırsın diyor her gün. Latte mi diyor, espresso mu diyor kardeşim.
Evet, kahvemiz bu abi. 5,5 Amerikan. Şurada karışmamış hali. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Afiyet olsun. Nasıl tadı moruk? Efsane. Şekerli değil mi bu? İçine şeker atıyorlar. Çok az var. Bir de kahverengi şeker kanka. Evet, nice day. Güzel. O yüzden az sıkıntılı. No Starbucks'tan aldığımız fişok diyoruz değil mi Oğuz? Aynen öyle kanka. Önce parking şeyimizi sokuyoruz buraya, biletimizi. $7.5 dedi bize. Okumuyor abi. Bir de bunu okursa, okuduktan sonra daha da free'ye dönmesi lazım. Aynen öyle bak. Açıldı efendim, gidiyoruz. Okuttuktan sonra bedavaya döndü komple. Hi, how are you? Gelen giden selam veriyor ya, burada kamera ya. Kanka aynen, kamerayı seviyorlar. Bir de şimdi bizim arabayı da görünce, değil mi? Hollywood ünlüsü sanıyorlar bizi muhtemelen. Hangi filmde oynadığımızı falan düşünüyorlardır bakıp şöyle. Doğru. Bir. Girdik abi. Kanka biz de ünlü sayılırız kendi çapımızda, mahallemizde. Kral. Thank you honey. Hi. Hava günlük güneşlik ya. Vallahi şansımıza iyi denk geldi arkadaşlar. Normalde 2-3 gündür bozuk atıyordu. 20-25 dereceydi ama üşüyorduk. Şimdi kardeşiniz kısa kollu gömlekle rahat rahat Beverly Hills caddelerinde cadde yapıyor. Afiyet olsun. Eyvallah babam. Bu arada herkesin Ramazan bayramını da enişten dileklerimizle kutlarız. Evet, iyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bayramlar dileriz. Şimdi yavaş yavaş Beverly Hills'e doğru ilerliyoruz efendim. Burası da o bölgenin en ünlü caddelerinden bir tanesi. Hep filmlerde izlediğimiz. Rodeo Drive diye geçiyor. Ve dünya markalarının, globallerin olduğu bir cadde efendim. Bakar mısınız? Grand Seiko, Stuart Weitzman. Burada ne var mesela? Bulgari, Rodeo Collection, Prada, Bulgari, Prada. Louis Vuitton. Bakın abi, Louis Vuitton. Herkes burada Boyard, ya. Gerçekten. Herkes burada. Cartier. Değil mi? Tabii. Milyon dolarlar oynuyor şu an burada. Ya buranın yani milyar dolardan fazladır değeri yani. Hadi ya. Aynen. Çok, İyi para dönüyor. Çok inanılmaz bir yer burası. Evet, şu BMW de güzelmiş yani. Rolex'in burada iki tane şubesi var. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi burada yani. Adım başı. Şu aynen. BMW 740 ne kadar bunun fiyatı? Aa, bunlar M kasa, bu herhalde bir 80 falandır ya. Vay be. Aynen, bir önceki videoda herkes senin arabanın değerini sormuş hacı. Benim arabanın değeri 100 bin dolar. Kaç model bu? Bu araba 2022 model. Porsche hangi model? Porsche 718 Boxster T Edition. Vay be. Bir de bunun motorunda upgrade var. Arabamızı park ettik, indik caddeye. Rodeo diye mi geçiyor burası? Aynen, burası Rodeo. Bu marka neymiş ya karşıdaki? Prada mı? Prada var aynen. Kaç para şimdi burada bir çanta almak istesek şöyle güzel bir 20 litrelik? Kanka şeye göre değişir sezon. 10-20 dolar falan değil miydi şey? Ama yani 10 dolar 20 dolara çanta. Tabii tabii, 10.000-20.000 dolara bir çanta alabilirsin. Evet. Tek 10 dolardan bahsettim ben. Kanka yani onun için herhalde kapıdaki kapıyı açan adama falan onu bahşiş olarak vermen yapma lazım. Yapma ya. Aynen. Açmaz bile burada. Açmaz bile, aynen öyle. Ama cadde harbiden kalite kokuyor. Yani o da sana 50 dolar verip geri gönderebilir yani. Cadde gerçekten kalite kokuyor arkadaşlar. Dünyaca ünlü markaların olduğu bir yer burası. Bizim İstanbul'da evet. Nişantaşı'na benziyor yani. Yani zaten orada da aslında yine ünlü markalar var. Nişantaşı'nda yani dünya markaların evet, hepsi var. Dünya markaları var. Böyle burası temiz, tabii, parıl parıl. Nişantaşı'ndan 100 kat doğru. Belki 1000 kat daha zengin olabilir. Aynen. Yani. Tabii buradaki bazı markaların çoğu Türkiye'de yok evet. Ama burada bütün markalar var. Bakın mesela Dolce & Gabbana. Tabii. Sağda Dior var, Burberry, Louis Vuitton. Aynen öyle. Abi, hepsi karşılıklı mı? Bir işte Off-White'ın burada mağazası yok. New York'ta var. Hı-hı. O da güzel bir marka. Unisex. Vay be, süpermiş. Otopark ücretleri nedir burada? Ya yine özel otoparklar var onlar. 30 dolar falan. Evet. Public otopark var. Az önce bizim bıraktığımız Porsche'mizi bıraktık oraya. Oranın günlüğü 5 dolar sabit. Aa, çok akşam iyi abi. 9'da kapanıyor. Bedava. Aynen, yani gereksiz kanka. Doğru. Anadolu çocuğuyuz biz. Gariban çocuğu. Dayım gidiyor üstü açık arabayla. Ama şu cadde var ya, öyle bir dejavu oldum şu an. Sinema filmlerinde falan görüyorduk hep buraları evet, ya. Evet. Bir de gördüğün gibi zaten arabalar falan hep lüks, zengin. Doğru. Çok turist de var tabii burada. Güzel. Ama genelde zengin turist geliyor alışveriş yapabilecek olan. Evet. Asyalılar çok fazla. Koreliler, evet. Moreliler. Onlar biraz modayı takip ettiği, sevdiği için. Seviyorlar. Bir de zenginler. Falan. Aynen öyle. Buranın Asyalılar harbiden çok zengin ya. Multimilyoner. Evet. Fakirler buraya gelmiyor. Değil mi? Aynen. Onlar daha aşağı semtleri mesela falan geziyor. Mesela burada Endonezyalılar var muhtemelen. Biz Asya'yı çok gezmedik ama bakınca anlıyoruz. Sen kaldın değil mi Tayland'da? Aynen, Tayland'da. Sevdin mi benim memleketi? Kaldım. Yani şöyle söyleyeyim, buradan sonraki yaşayacağım yer orası. Değil mi? Aynen öyle. Kesinlikle. Ya da Ayta yollarda ile beraber Bali adalarında. Aynen. Bu arada arkadaşlar çok soru geliyor. Sen nerede yaşıyorsun diye. İstanbul'da öyle bir yaşantım falan yok. Türkiye'de de yok daha doğrusu. Ailem Türkiye'de, gidip geliyorum sürekli 2 ayda bir ama aktif olarak Bali'de yaşıyorum. Son zamanlarda boş vakitlerimin hepsini genelde Bali'de geçiriyorum. Çünkü çok seviyorum. Doğası güzel, denizi güzel, insanları güzel ve biraz da ucuz olduğu için tabii bizim için önemli bir etken. Para oldu mu akan sular durur. Bu sokak çok güzel.
Aynen, burası böyle bir Avrupa havası var, İtalya havası. Evet. Şurada da Richard Mille var. Acun falan takıyor işte, ne bileyim. Sakin Cristiano burası. Ronaldo falan, aynen. İçeride storefront yok kanka. Bunların saatleri böyle 400-500 bin dolardan başlıyor. Bir de özel üretim yapıyorlar. Tamamen private yani. Çok iyi. Burada da aynen. Çok kaliteli bir İtalyan restoranı var. Böyle açık hava, sandalye masaları atmışlar buraya. Ve hatta bitiyor galiba burada. Aynen, burası bu kadar. Burada şey de var değil mi? Nusret de var. Aynen. O aşağıda biraz, oraya da yürüyebiliriz. Bakalım abi yolumuzun üstüne. Aynen öyle. Patlıcıya götüreceğim seni dedim, söz verdin az önce. Evet. Sözünü yeme. Maalesef söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle bir hata yaptık. Gideceğiz artık. Sözünü yeme kardeşim. Tamam. Birazdan gidiyoruz, oraya da gidiyoruz evet. Babacığım. Çok güzelmiş ya. Şu karşıda da Kaliforniya'nın bayrağı var arkadaşlar. Böyle içinde bir ayı deseni var. Yanında da Amerikan bayrağı. Bunlar evet. Hep eski binalar. Yani bunlar eski mimari aslında. Çok eski binalar değil. Bir de bu bayrak olayı, burada her eyalet ayrı bayrağı var. Kendi sembolleri var. Paraların üstünde de her eyaletin, o eyaletin ismi yazıyor. Yine sembolleri var. Biraz değişik, karışık. Bu eyalet olayları falan çıttırır, fıttırırsın. Değil mi? Peki Kaliforniya'nın nüfusu ne kadar eyaletin, biliyor musun? Kaliforniya'nın nüfusu 25 milyon, 30 milyon civarında. San Diego var, San Francisco. Aynen. LA, Los Angeles. Los Angeles var. Ve Vegas bu şekilde var. Bu coast yok. Vegas Arizona'ya giriyor. Aynen. Kaliforniya'ya dahil değil. Süper. Ne zaman? Şimdi karşıya mı geçiyoruz? Şimdi karşıya geçelim. Tamam. Nusret'e doğru gidelim değil mi? Olur, oralara doğru yürüyelim tamam. Abi. Tamamdır. Etrafı görelim. Süper. Bu binalar çok güzel. New York'ta da çok vardı arkadaşlar. Hep 1850'de biliyorsun sen, Amerika kurulmaya başlanıyor. Evet. 1800'lü yılların başında. Çok geçmiş bir eski bir tarihi yok buranın. Evet. 1800'lerde yani keşfediliyor değil mi? 200 yıllık bir yer, aynen öyle. Kızılderililer falan yaşıyormuş burada. Aynen, onları katli oluyor falan. Evet, maalesef böyle. Ölü şeyler oluyor. Şu an evet. Kızılderililer çok az kaldı ve Brezilya'da yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Aynen. Bir de burada bazı eyaletlerde onlardan vergi almıyorlar hiç. Bayağı devlet imkanlar sunuyor. Süper. Öyle Indiana'da falan yaşıyorlar ya da çiftçilik yapıyorlar. İşte Vegas'taki bütün kumarhaneler onların. Devlet kalan o ölmeyenlere artık kumarhaneleri vermiş. İyi, onları işletiyor. Yani. Aynen. İnsanlar yazık. Aynen abi. Öyle. Ataların toprakları. Evet. Bakın burada da kalite kokan bir kafe restoran var. Mikimoto. Bir kahve 50 dolar deriz burada galiba. Yani bu, çok pahalı değil buralarda aslında. Hadi ama ya. Evet, biraz daha şey fancy böyle yani. Bizim damak tadımıza çok uygun değil. Doğru. Biz doymayız baba. Evet, Nusret bir yan caddeye geldik. Zor paklıyor. Doğru. Nusret'te nasıl fiyatlar burada? Kanka Nusret'te fiyatlar pahalı. Yani gördüğüm kadarıyla. Aynen, arada gidiyoruz. Yani alkol içmediğimiz için biraz yine hesap düşük. Alkol fiyatları böyle 5-10 katı. Ne kadar mesela bir burger yedik? 100 dolar mı? 150 dolar mı? Yani şöyle, burada burgerde böyle bir onun paketi var. İşte ikindi vaktine kadar falan 35 dolar burger, çay, kola, baklava. Ben gittim öyle New York'ta. Öyle bir paket menü yapıyor. Doğru. Aynen. Çok iyi, 35 dolar. Aynen, ama onun haricindeki şey de dönemde böyle 100 dolara bir burger, patates falan yiyorsunuz. Lezzet olarak inanılmaz iyi ama. Etleri de güzel, kaliteli. Ama yani daha böyle iyi steakhouse'lar var. Daha iyi yapan yerler var. Vay be. O sebepten dolayı bazen pahalı gelebiliyor insanlara fiyatı. Çok iyi. Şöyle şu aradan kestirmeden olur, gidelim. Olur. Bu arada biliyorsunuz ki Haytayollarda Akademi 1 Ocak 2023 itibariyle kuruldu. Bu yıl toplamda 50 gezgin kardeşimize, 50 gezgin arkadaşımıza uçak bileti ve 1 aylık konaklama desteği veriyoruz arkadaşlar. Eğer siz de faydalanmak isterseniz info@haytayollardaakademi şöyle alta mail adresini bıraktım. Oraya mail atarak, sosyal medya hesaplarınızı bırakarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız değerlendirmeyi alıp olumlu veya olumsuz bir şekilde dönüş yapıyorlar. Bu arada akademinin sponsorlarından bir tanesi de festival.com.tr. Alanya'dan Kerim Bey'e çok teşekkür ederiz. Markamıza destek verdikleri için, bize inandıkları için. Festival.com.tr büyük bir firma. Türkiye'de birçok etkinlik düzenliyorlar. İlgilenmek isterseniz, bilgi almak isterseniz de ekrana ve açıklamalar kısmına festival.com'un iletişim bilgilerini ve web sitesinin adresini bıraktık. Nusret'e geldik mi hocam? Nusret'e geldik. Değişmiş mi ya burası? Ben de bayağıdır gelmiyordum. Burası biraz daha büyüktü. Böyle pandemi zamanı buraya kadar geliyordu. Hı hı. Şu an biraz değiştirmişler. İçeride müşteri de yok ha. Aynen ya, burası iş yapmıyormuş. Sinek avlıyor. 2 sene önce açtı. O zaman açılışında Nusret vardı. Biz gelmiştik, o zaman iş yaptı. İşte o var diye insanlar geldi etti falan. Ama şu an falan boş yani. Evet, evet. Çok kötü abi. Devam edelim. Biz Magnolia'ya geçelim abi. Aynen öyle baba. Ve işte o meşhur dükkana geldik. Magnolia Bakery. Evet. Nedir bu tatlının içinde, ne var abi? Baba, bu böyle muzlu pudingimsi bir şey. Evet. Tam olarak da ne olduğunu bilmiyorum içinde. Ama çok güzel, çok lezzetli. Bir alalım bakalım. Ben şimdi anlarım içinde ne var. Evet, sen gurme olduğun için. Thank you. Oo, çok da eski bir dükkan böyle. Evet. Tolya bakar mısın? Taze taze yapıyorlar burada. Bak baba. Hi be. Hi, how are you? Yeah, thank you. Çok güzel. Cupcake'ler falan da var. Yeah. Çok harika gözüküyorlar ya. Sadece puding mi alalım yoksa şöyle mi yapalım? Birer tane cupcake, bir tane de puding mi alalım? Bence bu şey ya, puding deneyelim. Ama cupcake'ler de inanılmaz iyi duruyor kanka ya. Değil mi? Şöyle söyleyeyim, efsane duruyor baba. Ben şeker hastasıyım. O zaman bir tane şey, Magnolia'yı iki tane şey mi alalım? Benim insülin direncim sıfır. Ne yapalım, kaç tane alacağız? Bir tane Magnolia'lı, bir iki tane cupcake alalım. Olabilir, öyle yapalım. Evet. Tamam. Daha mantıklı.
Hepsi aynı bunların galiba. Üzerindeki krema farklı. Yok, her şey farklı. Bak bu vanilyalı mesela. Ha, şey, bu çaklı cupcake. Deneyelim bakalım. Nerede bizim o muzlu? Kanka muzlu nerede bilmiyorum. Aa, şu pastalar mı? Ne kadar bir şeyce? Dilimde 7,5 dolar. Evet. Çok da büyük ha dilimleri. Aynen. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Bak yazıyor. Dediğim gibi banana pudingmiş, gördün mü? Aynen. Bir tane medium onlar alalım değil mi? Da. 5 dolar. Evet. Çok iyi abi. Medium alalım değil mi? Bir tane medium alalım. Aynen. İki tane de cupcake alalım. Bir tane şey alalım. Vanilla cheesecake diyor, red velvet. Bir tane chocolate, bir tane de vanilla cupcake alalım. Tamam. Çok iyiymiş abi dükkan. Şu ne? K-Line Icebox var. Kanka bu da şey, kek bildiğimiz bizim. Şurada farklı bir şey var. Peanut butter. Icebox. Bu da pie kanka. Bu şeyler şey, var ya. Şeftalili elmalı pie gibi. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada çok güzel değişik ürünler var. Şurada barlar var mesela. Bunlar böyle protein bar gibi. Tatlı var, limonlu var. Mesela yer fıstıklı tereyağlı diyor. One vanilla cupcake. Sure. Thank you. Ne söyledik abi? Abi bir tane puding söyledik. Medium muzlu. İki tane de cupcake. Biri vanilyalı, biri çikolatalı. Yeter mi sana? Yeter. Kendine söylemedin galiba. Komaya girmeyelim. Pudingler böyle kapların içerisinde. Kapalı. Dondurma kabı gibi duruyor aynı. Bakalım. Deneyeceğiz birlikte arkadaşlar. Çok merak ediyorum ben de. Kukiler falan var böyle, çok tatlı. Bunlar da 2 dolar, 2,5 dolar. Fiyatlar aşırı ucuz ya. Aa, that's all, thank you. Tatlı alıyorsun. 8-10 dolar falan yapıyor. Değil mi reis? Tatlılarımız böyle. Bir tane çikolatalı cupcake aldık. Bir tane de vanilyalı. Üzerinde limon kreması var. Bu da o meşhur magnolia tatlısı. İçerisinde muz böyle, bisküvi var. Başka krema var. Bir tadına bakalım. Sen kapağı mı sıyırıyorsun reis? Baba ben hiç israf etmem. İsraf haram yani biliyorsun. O yüzden kullanırım yani her şeyi. Bak çok iyi ya. Nasıl tadı? Güzel mi? Abi güzel. Ben zaten muzu severim. Her sabah muz yiyorum. Çok beğendim. Çok hafif bir tatlı. İnanılmaz lezzetli. Evet. Ama yani bunu tek başına yemen imkansız Ayta, biliyor musun? Kesinlikle. Çok ağır gelir abi. Bu 6 dolar. Orta boy. 300 gram tatlı. Ben bunu aldım New York'ta. Çatlamıştım, yiyememiştim. Evet. Çok zor. Bir de içinde bisküvimsi şeyler var ya. Hmm. Bu bizim o bisküvili tatlıya benziyor. Türkiye'de bisküvi şey yapıyorlar, blenderda çekip döküyorlar. Burada öyle değil, gerçek bisküvi koyuyorlar içerisinde, böyle petibör gibi. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Abi 10 üzerinden 10. Yani 1000 üzerinden 1000. Sanırım Türkiye'de de açılmış. Evet. Yani gerçekten inanılmaz. Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah. O zaman bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Böyle vlog tarzında bir bölüm çekmek istedim. Normalde biliyorsunuz böyle şeyler çok fazla yapmıyorum. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Oğuzhan'ın da kanalının linkini bıraktık buraya. Açıklamalarda da var. Takip ederseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nden Los Angeles'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.